İngilizce bilmekle sorunu olan var mı? Bizim memlekette kaldı mı? Birine İngilizce biliyor musun diye sormak hakaret. İngilizce biliyor musun? Kim? Ben. Come on. Ben. Ya git. Amına git. Hadi Allah aşkına git. Başkasınla eğlen ya. İngilizce. Şimdi bak. Hakikaten Avrupa ortalamasına baktığın zaman genç nüfusa oranla ikinci, üçüncü dil bilme oranımız çok yüksek bizim. Hakikaten öyle. Orası doğru. İngilizce falan bunlar tıraş şeyler, anladın mı? İş başvurularında görmüyor musun? Veriyorlar böyle interview questionnaire. İşte yabancı diller. İngilizce. Herhalde amına koyayım ne İngilizce. Come on. İngilizce. Ne kadar biliyorsunuz? Derdimi anlatacak kadar. Derdin ne? İngilizce bilmiyorum. Abi hepimiz var ya, nereden çekiyorsak en başa döneceğim. Böyle sanki böyle bir tutarlılık tribine şey yapmayın ama yani vallahi bizim eksiğimiz yok. Hep zannediliyor ki komedyenler insanımızın eksiklerinden bahşederler. İnsanımızı aşağılarlar. Hadi lan oradan. Öyle bir şey yok. Ben hep bizim insanın fazlasını anlattım. Çünkü biliyorum ki o fazlalıkları açsam balon gibi hemen yükselecek. Ağırlıktan gidemiyoruz biz bir yere. Mesela çok İngilizce bilmekten oluyor. Bu çocuğun dramı da o. Ve mükemmel konuşmak istiyor. Onun da sebebi ne biliyor musun? Travması. İşte Anadolu Lisesi travmasıdır o. Anadolu Lisesi hazırlık travması. Sene 84, Kuşadası'ndasın. Hazırlık yeni bitmiş. Annem baban der ya turist görünce, oğlum konuşsana turistlerle ya. Ne konuşacağım ya? Oğlum konuşsana ya, ne konuşayım ya? Where are you from? Şimdi bu günler geride kaldı. İşte Sovyetler Birliği çöktü falan filan. Dünya global falan, herkes gitti yurt dışında okudu geldi falan ama o Kuşadası'ndaki 84 mayonun içindeki kumla beraber o var ya, o hatıra, o seni zorluyor işte. Mükemmel konuşamadıktan sonra konuşmama hastalığı, biliyorsun onu. Ya şimdi havaalanında falan çok görüyorum ben. Pasaport elinde gireceksin, daha girerken seni yakıyorlar ya, EU vatandaşı, others. Others, o zaman others. Bunlar kim ola ki? EU vatandaşı, non-EU. Yanında turşu bidonuyla girmeye çalışanlar. Keçi kılından peynir olanlar yanında falan. Onların yanına gelince zaten bir tribe giriyorsun. Kendini de ezmeye yer aradığın için her şey sana dokunur hale geliyor. Ya rahat ol, rahat. Turist ol. Be tourist. Pasaportu veren heyecan içinde. Sanki pasaport memuru senin bütün secereni okuyacak. O ilk bakma var ya, o ilk bakma. Ben orada ne yüzler gördüm. Herkes pasaportundaki fotoğrafa benzemeye çalışıyor. Lavukta süzüyorsun. Diyelim ki İngiltere'ye gireceksin. Sanki herif monarşinin başı. Ulan sen bir pasaport memurusun. İşte damganı vur, işini yap. Biz de tribe sokma. Seni görüyor termal kamera. Kıpkırmızıyı görüyor seni. Yüklendikçe yükleniyor. Kapatıyor bilgisayara, gidiyor bazen katlıyor, arkadaşına, meslektaşına soruyor falan. En kötüsü onlar. Sen o zaman böyle oluyorsun. Oluyorsun yumurcak. Ne oldu amca? Ne oldu? İngiltere'ye giyemez mi? Yanımda payanmay amca. Payanmay. Turist olarak geldim. Döneceğim Türkiye'ye. İşim gücüm var. Yoksa sikmişim İngiltere'yi. Ya... Ezmeyin, ezmeyin. Kendinizi ezmeyin. Bin bir türlü eziyet yaşanıyor. Adam böyle bakıyor, ediyor falan. Ya turistsin, gireceksin orada. İki tane ayakkabı alacaksın, bir tane tişört, iki kroson yiyeceksin, Eyfel'e çıkacaksın. Bilmem ne, Big Ben'e bakacaksın. Bunlar ya, ne yapacaksın ya? Herkes sanki kıçında 5 kilo kokain gizli gibi. Ezme kendini ya bu kadar. Alıyor pasaportu, süs, tam vuruyor damgayı, kapatıyor, tam verecek, bak sor. What's your purpose of visit? En sevdiğim an. Bu kulaklar ne İngilizceler duydu orada. Hani böyle bekliyorsun ya, sarı çizgi, kırmızı çizgi, böyle öndeki bitene kadar orada bekliyorsun. Neler duyuyorum. Dil bilmeyene canım feda, ona hiç lafım yok. Onlar çünkü şöyle oluyor. What's your purpose of visit? Onu biliyor musun ne? Onu biliyorsun. Bu bilmediğin dili oksitleme deniyor.
Yani yabancı dili havayla yakma. Hani what's your purpose of visit? Hani yok ki öyle bir şey. Demedi ki. Bu bir. What's your purpose? Bu tamam. Cepte. Bir tane vardır, o da paralel akımlı İngilizce. Onu biliyor musun? Yan sıradan medet. Hani what's your purpose? Bahattin gelseniz oğlum. Yani dil bilenle dil arasında paralel akım, anladın? Şimdi bu adamlar bir komedi malzemesi değil. Bu adam bilmiyor. Asıl mal şurada yatıyor. Asıl mal senin benim gibi. Yani çok bildiği için yanılanlar. Soru geldi mi kardeşim? Yılların birikimi var. Bütün TOEFL'lar, proficiency'ler, şunlar bunlar. Bütün o gramer dersleri falan filan. İstiyor ki orada patlayayım. What's your purpose of visit? Could you mind if I think about my purpose and tell my purpose then? Rather than telling my purpose, my main objective to come to England is, unless you ask it, whether either, neither I nor Bahattin thinking this purpose before, on the other hand. Ne diyorsun lan sen? Neither norlar used to biler. Shall'lar, you know you shan't'lar. Şant duydum ben, şant. Deklare edeceğiniz bir şey var mı? No, I shan't. Ananın... Ebenin şantı. Ya bu İngilizceyi İngiltere'de konuşan üç kişi kaldılar. Ya soruyu soran zaten Pakistan vatandaşı. Herifin aksan... Adam sana diyor ki... Bacapapacapicik diyor. Benim vatandaşım karşısında TOEFL veriyor böyle. Ya de ki agacım turist de, turist. Turist. Vura vura R'ye. Turist de. Ne var yani? O kadar şeyiz ki triptik. Ay mahcup olmayalım. İngiliz gibi konuşayım. Ya bırak bunları. Amerika'ya gideyim East Coast'ta East Coast konuşayım. West Coast'ta West Coast konuşayım. Japoncam öyle güzel olsun ki beni Japon zannetsinler. Mümkün mü böyle bir şey? Böyle bir şey hiç vaki mi yani? Arigato gozaimasu. Oo, Japoncanız müthiş. Japon musunuz? Evet, Japonuz. gözler kalbin aynasıdır. Ya, şimdi...